Merhaba arkadaşlar, Son Limit YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yine dünyada ilk incelemeyi yapıyoruz. Kia EV6 elektrikli bir araç arkadaşlar. 3 motor seçeneğine sahip. Onları aracın önünde bilgilerini, fiyatını, her şeyini, detaylı bilgisini orada aktarırım. İlk olarak arka stop tasarımlarından bahsetmek istiyorum. Araç oldukça geniş. Zaten bu stop tasarımları sayesinde de bayağı bir geniş duruyor. Şu anda açımız fazla olmadığı için o tarafa fazla geçemiyorum ama bir daha bas abi. Tamamdır. Arka stop tasarımları arkadaşlar baştan başa geliyor. Bunlar aktif değil. Sinyal verseniz de yanmıyor, vermeseniz de yanmıyor. Görüntü amaçlı koymuşlar. Tam bir şerit oluşturabilmek için. Şöyle bu tarafa doğru geçeyim. Burada ufak tefek şeyler var, oyunlar. Onları göstereyim size. Şuradaysa arkadaşlar yine buraları plastik kaplamışlar. Metal değil. Yine öndeki olduğu gibi arkaya doğru da o çizgi boydan boya gidiyor. Buraları sanki havalandırma gibi yapmışlar ama süs amaçlı koymuşlar. Yine buradaki desene de aşağı doğru bununla aynı deseni yansıtmaya çalışmışlar. Onun haricinde arkada park sensörlerimiz arkadaşlar. Tampon üzerinde ve tampon altında bulunuyor. 360 derece kamera sistemi var. Arka kamerası ise gördüğünüz gibi bagaj kapağının hemen altında. Ama orası sabit. Bazı araçlar mesela bagaj kapağını açtığınız vakit kamera da açılıyor. En azından öyle yapmayarak iyi düşünmüşler. BMW'nin aracılarında o şey vardı, o durum. Aç abi bagajını. Elektrikli bir bagaj kapağı yok ama opsiyonel. Buraya tuşunu koymuşlar. Evet, çünkü bu araç arkadaşlar bu arada en dolu paketi değil. Aslında daha iyi değil mi abi? En dolu paketini insanların görmemesi en azından alabileceği fiyattaki doluluğu Aslında görmeleri daha iyi bence. öyle de fiyat listesi görünce bazı arkadaşlar şok geçiyor Ama abi gibidir. elektrikli araçların doğası bu. Bakın arkadaşlar yine bagaj kapağı açıldığında yine LED tasarımımız orada gözüküyor. Buralarsa böyle gözüküyor. Aslında kadar abi şöyle bir baksana geriden. Şöyle stop tasarımları, arka stop tasarımları daha güzel gözükmüyor mu? Şu çizgisiz. Aslında güzel olmasa güzel de. Bagajı gösterelim yine detaylı. 450 litre yakın bir bagajımız var arkadaşlar. Yükleme olarak çok rahat yükleyebilirsiniz ama bu kupe formundaki tüm araçlarda şöyle bir sorun var. Buradan geldiği için şuraya abi böyle bir yüksek eşya koyamıyorsunuz. Yine altında arkadaşlar tamir kiti var. İstersen göster abi. Şarj kablolarını falan koyabileceğiniz. Aynen, şarj kablolarını falan oraya koyabilirsiniz. Ufaktan böyle bir göz yapmışlar. Ön kısımlarda seten batarya var. Burada yine LED aydınlatmamız var. Sağlı sollu. Şurada gördüğünüz şeylerse arkadaşlar arka koltukları yatırıyor. Bakalım ağır mı? Ağır değil. Gayet de güzel kapanıyor. Tasarım olarak ne düşünüyorsun abi, arka tasarım? Abi bir tek şunlar yani aslında elle dokununca çok kaliteli de uzaktan bakınca böyle çakma plastik malzeme gibi Evet. gözükmüş, o kötü olmuş. Farklı renkleri aslında bu aracın siyah olduğunu düşünemiyorum. Siyah da çok daha güzel durur mesela. Yine arkadaşlar arka üstte spoilerımız var. Spor olarak biraz spor görünüm katmışlar şu orta çizgileri falan. Yandan da size şöyle hatlarını göstereyim. Arkasını gerçekten aracın zaten gözüküyorsa arkadaşlar. Bak önüyle şu arka kısmını bayağı bir geniş tutmuşlar. Zaten aracın arka kısmı da geniş. Hani heybetli duruyor. 19 inçlik jant lastik takımız var. Şunu söylemek istiyorum. Bu zamana kadar gördüğüm abi en geniş lastik ebatlarından biri değil mi? Lastikler bayağı bir şey duruyor. Geniş duruyor arkadaşlar. Jant lastik olarak büyük duruyor. Biraz daha suvumsu gibi. Yükseklik var. Lastik yanaklarına 55'te tutmuşlar. O yüzden hem Hı. jant daha büyük gözüküyor. Şey de farkında mısın? Hyundai Enyaq 5 de, Q5 de böyleydi. Lastikleri falan bayağı bir büyüktü. Son modelini şu anda hatırlayamadım. Mesela hoşuma gitmeyen bir kısımsa şu abi, alt çıtası. Biraz böyle yapmacık gibi durmuş. Ama şöyle bir avantajı var en Ama azından. bunlar metalden plastik değil abi. En azından şöyle bir avantajı var. Kapıyı açıp kapadığımız vakit bakalım bir mi değil mi? Bir, güzel. Kapıyı koruyabilir. Bir de böyle düşünmek lazım. Aç abi kapıyı. Mesela Skoda Enyaq'ta falan arka süspansiyonlar hep Hı. havadaydı, bundanki öyle değil Şu ama. kapı açma şeylerine de alışamadım Ben abi de ben. alışamadım. Biraz önce İnsanı bir kapıya zorluyor. açamadım. Evet. Diz mesafesi olarak abi otur. Diz mesafesini de arkadaşlara gösterelim. Ben kısa boyluyum yalnız. Hı. 1,65 boy. 1,65 iyi. 1,75'e kadar yolu var abi onun rahat bir şekilde. Baş mesafesi de oldukça iyi. Şöyle bir hayal edelim 3 kişiye. Benim cüssemde 3 kişi olur. Ama benden yapılı 2,5 kişi. Aynen öyle. Buralar arkadaşlar sert plastik ama gerçekten sert plastikmiş. Ben burayı biraz daha kaliteli bekleyebilirdim. Buralar oldukça yumuşak, buralar oldukça güzel. Buralar komple deri ve güzel hissiyatı var. Buralar yine krom.
Buradaki krom detayları arkadaşlar şu alt kısma kadar yine süslemişler. Şu koltuk taşlarını USB koymuşlar eskisi gibi değil. Bardaklıklı olayı ise yani. Mesela bunda eksi bir olay. Ufak bir gözü var arkadaşlar. En fazla bir yarım 500 milimlik bir su şişesi girebilir. Burada da işte şeyin değişikliği, hatta şu ışığımızı da açalım arkadaşlar. Ben bunu ilk defa gördüm abi. Koltuklara koymuşlar sağlı sollu USB girişlerini arkadaşlar. Şöyle tutayım. Aslında sanki bu daha mı mantıklı değil mi abi? Aslında daha mantıklı gibi değil ama mi? Arkası çok boş gözüküyor böyle de. Yani oraya bir havalı yani belki şöyle bir şey de olabilir. Dolu paketlerinde koltuk ısıtma yeri falan tuşumuşu da olabilir oralarda. Şu koltuk başlıklarını ilginç bir şekilde yapmışlar. Evet. Tasarım olarak gerçekten ilginç duruyor ama buralar komple arkadaşlar sert plastik. Zaten çoğunda da sert. Havalandırma menfezlerimiz yine sağlı sollu olarak bu tarafta. Şurası mesela ilgimi çekti abi. Şu kısmı böyle plastikten yaylı yapmamışlar ama şey arkadaşlar bildiğin. Neydi abi? Çekince uzuyor diye ya. Unuttum Türkçesine. Plastik. İp. Donlardaki bulunan. Don plastiği gibi olmuşlar arkadaşlar. Bazen Türkçe unutuyoruz, kusura bakmayın. Koltuk tasarımları ise arkadaşlar sade şık ama bence daha iyi olabilirdi. Ama şöyle diyeyim, alt kısmı bayağı bir geniş yani. Dizleriniz hayatta havada kalmaz. Yine kafalıklarımız falan deri. Zaten bunun komple deri olan seçeneği de var. Komple kumaş olan seçeneği de var. Bu aracımız orta paketin bir alt ile üst arasında bir şey. Tam orta paket diyelim hatta. Ya benim şeyden dolayı biraz. Araba çok güzel de iç malzeme sanki fazla plastik kullanmışlar. Evet. İç malzeme biraz fazla plastik. Bak abi. İşte boş paket diyorduk ya. Öbürlerinde arkadaşlar 360 derece kamera sistemi var. Hani aynalarımızda sağlı sollu olarak kamera oluyor. Dediğimiz gibi bu araba orta paket, boş pakete yakın bir şey. Buralarımız yine su gözüksün diye plastik yapmışlar. Buraları da desenli arkadaşlar. Dodiklerimizi burada iyi düşünmüşler. Arkada da, önde de. En can alıcı noktası bana göre önü. Bence de abi önü çok kötü duruyor. Tabii işte zevk meselesi. İki kişi çekmemizin şeyi bu. Yorumlarda arkadaşlar belirtirler. Tamam. Gündüz ledlerimizin tasarımları oldukça güzel duruyor. Ama ön, ben şu panjur gibi olan kısmı, elektrikli aracılarda panjuru yok ama o kadar çok hoşuma gitmedi şu kısımlar. Orta kısımları. Bana da bu. Ama alt tampon kısmı çok güzel. Yedilik BMW'ler gibi böyle geniş, oldukça hacimli bir araba gibi gözüküyor. Yok, çok geniş duruyor zaten. Bayağı bir büyük baba yiğit duruyor araba. Önle arka genişlik arasında sanki fark var. Çamurluklardan bakınca. Evet. Aracı zaten abi tasarım olarak bak arkada da gösterdim. Önüyle arkası çok geniş duruyor. Sanki kapı açma kısımlarının içleriyle böyle dar gibi duruyor. Abicim, ama bir şey diyeyim, bu araç iyi viraj tutar. Arabanın ön kısmını göster. Alt tamponu, alt ekleri bence daha spor duruyor. Biraz daha böyle hatta renk seçeneğini bunun kırmızı, siyah vesaire düşündüğüm vakit beyaz daha çok belirgin edebilir. Benim alt tampon ekleri hoşuma gitti ama üstten itibaren tabii göreceli bir durum, benim o kadar çok hoşuma gitmedi diyebilirim. İstersen fiyat seçeneklerine girelim. Şimdi abi 229 beygirlik motor seçeneği motor seçeneği ile bu aracımız 300 kilometre gidiyor. Onun fiyatı abi 51.600 yok. Dilim dönmedi. 51.600 abi. 51.600. Ama şöyle bir durum var. Her batarya farkı içinde 4.000 euro fark ödemek gerekiyormuş. Evet. Ekstra arkadaşlar batarya seçeneği, mesela bu aracın da yine 500 kilometreye kadar giden bir modeli daha var. Onlar için ekstradan çıkıyor. Yani internette gördüğüm kadarıyla abi 64.000 euroya kadar. Çünkü bunlarda 4x4 seçeneği de ekleniyor. Hani sadece arkadan çekiş mesela sistemi değil. Mesela şöyle bir şey var abicim. Giriş modeli 4.990 euroymuş, yani 45.000 euro. Renk farkı ise 720 euro ve diğer abi, eklentiler falan 5.000 euroyu buluyormuş bu araçta. Yani zaten demiştim abi, dolu bir araç değil. Hani dolusunu da aslında ben gördüm, burada kırmızı vardı, onu çekmek istiyordum da o şu anda burada yok, artık sattılar mı ne olduysa. O araç biraz daha şeydi, spordu. Şuralar falan abi, mesela şuraya tutar mısın göstereyim arkadaşlar, şu dodik kısımları falan onların piyano bilekti. Evet. Simsiyah. Böyle aracı biraz daha yakışıklı yapabiliyorsunuz. Şimdi içine geçelim abi istersen. Benim mesela şu olaylarda bak piyano bilekler hoşuma gidiyor ama şu zaten izler de var abi. Tutabilirsen bak çok iz yapıyor. Görüyor piyano musun? Bileğin şeyi. Bu aracın asıl olayı içi. Geç i̇ç, abi. İç lambalarını yak abicim. İstersen
İstersen abi kamerayı alalım. Maskeyle de zaten konuşamıyoruz zaten, olsun. Direksiyon abi. Hyundai'ninki mi? Bu mu? İkisi de birbirine benziyor ama. Değil mi, şey olarak? Elektrikli bir araç olduğu için yani tasarımı biraz daha farklı. Bu bana size. Bu benim daha çok hoşuma gitti abi direksiyon olarak. Bir de direksiyonda bayağı bir kaliteli, dry modları falan zaten burada. Yine buralar artık günümüzde olduğu gibi hepsi piyano bilek yapıyor. Takip mesafesini, eller serbest modu falan hepsi burada abi. Mesela bu aracın şu kısımları çok şey. Biraz daha dolu. Bak viteste, yine vites dediğimiz şey şarj etmek için artı ekseni yavaşlatıyor otomatik. Evet. Onları da kulakçık kısımlarından yapabiliyorsunuz. Şöyle bir şey diyeyim, tasarım olarak bu display tasarımı, ön kokpit tasarım benim Hyundai'den daha çok hoşuma gitti. Bir de çünkü ayrıca vites kısmı, yani şu orta konsol kısmı birazdan geleceğiz ama benim de dikkatimi çeken o oldu. İşte yakıt şarj göstergesi, el freni falan sol kısmı almışlar. Evet, şu kısım çok güzel durmuş. Hatta şöyle diyeyim, bu zamana kadar gördüğüm abi en iyi tasarımlarından. Yani tasarımlarından biri. Kameradan öyle çok cavcavlı gözükmüyor ama arkadaşlar gerçekten güzel. Şuralar falan komple metal yapmışlar. Yine start stopu abi çalıştırmayı yine buraya çok güzel yapmışlar aslında konum olarak. En güzelini bunu yapmışlar. Evet. Direkt gözünün önünde. Yine bardaklıklarımız burada. Ufak tefek aparat koyma şeyi de burada. Şurada abi bak, koltuk ısıtmaları buraya almışlar. Bu arada direksiyon ısıtma da varmış aracımızda. Buralar aslında bak, bu aracın şeyi çok güzel. Benim hani şu anda oturan bir insan için o kadar güzel geliyor ki, multimedya sisteminin kısmı, geri kameramız falan, bu aracın şeyini iyi tasarlamışlar. Buraları da abi koltuğumuzu koyduğumuz yerlerde aynı şu kalitede. Zaten bu elektrikli araçlarda şöyle bir durum var, ne tam deri oluyor ne tam kumaş oluyor, böyle değişik bir sistem, sanki suntanın üzerine bir şey kaplamışlar gibi duruyor. Şu tasarım arkadaşlar benim genel olarak hoşuma gitti. Şuradan bağlantıyı onları sonra gösteririz dersiniz. Torpidoya bakmak istiyorum. Nasıl büyük? Evet, büyük bir torpidomuz var arkadaşlar. 10.1, 10.1 abi toplamda, özür dilerim. 10.2, 10.2 toplamda 20.4 inçlik bir multimedya sistemi var. Multimedya sistemi zaten kaliteli, öbür araçlardakiyle aynı. Kia Sorento incelemiştik. Onlarda olan modellerle aynı. Şurayı gösterelim abi istersen. Yaklaş öbür taraftan. Şu alan kısmı abi bak, yine en yaktakiyle aynı yapmışlar. Evet, o kadar çok bölme boşluk var ki, yine iki tane USB'liğimiz var, yine iki tane çakmaklık var. Elektrikli araçların bu şeyleri güzel. Çok giriş koymuşlar. Konsol gerçekten çok güzel. Evet. Konsolu abi çok güzel yapmışlar. Özellikle ben şu orta kısma bayıldım. Gerçekten ortaya hani bu zamana kadar bindiğim bence en iyi tasarlanmış araçlarında. Hani rahatlık olarak. Şu gözü de gösterelim. Başka da içinde herhalde abicim göstereceğimiz bir şey yok. Evet, şimdi başka 2021 ProSitler falan geldi. Onları inceleyelim olmadı. Aynen öyle. Zaten burası Kia bizim gibi. Bu arada arkadaşlar kanalımızda izlediğiniz Kia Sorento'yu falan hepsini buradan aldık. Buradaki baydaki arkadaş bizim tanıdık. Problem olmuyor yani. Her arabayı rahatlıkla alabiliyoruz zaten. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.